Bu hiç çatır görünmüyor ama. Sen gitsene buradan. Ne ya? Burası çok kaynıyor. Bunun altını kısmak lazım ya, biraz. Ya bir ha? Huzur ver. Allah Allah. Yemek yapıyoruz şurada. Hem sen babanı özlemedin mi? Meğer o beni özlememiş. Senin gibi çok bilmişler. Sırf görüntüsü yüzünden keşkeyi küçümserler. Ama aklınızı alacağım. Hadi bakalım. Deneyeceğiz, göreceğiz işte. Kıymetini bil. Kimseye yapmam. Bak kendimi şanslı hissettim şimdi. Baba kız sizi hayırdır ya? Bu ne sevgi, bu ne ızdırap kardeşim? Bir huzur verin be. Barbie'nin altına ateşi yakacaksın. Telaş etmeyi seviyor. Al bakalım. Eşkeğin geldi. Sen bekleyeceksin. Ver kızım. Ver bakalım tabağına. Sağ olun. Afiyet olsun. Sen de ver. Tepeleme. Tepeleme.
Al bakalım. Afiyet olsun. Hadi. Abi bu ne? Çamur gibi ama çok güzel. Eline sağlık abi. Afiyet olsun. Keşkeğin sırrı içine doku katacaksın. Pişirirken kıtır bir şeyler saklayacaksın. Sofrada burun kıvıranlar yediğinde delirmeli. Ellerine sağlık abi. Gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Senin bu baban var ya. Mevzide her yemeğe bir laf ederdi. Rahmetli Tan abin de delirirdi. Sırf bu bizim kafamızı ütülemesin diye bir gün böyle ninemin tarifiyle yaptım. O günden beri rüyalarıma giriyor. Çok konuşma lan yalaka. Lan neye bakalım ben? Oğlum ben bunun için geldim, bunun için. 10 sene sonra görüşürüz. Ne kaba bir adamsın sen ya. Ne kırıcı bir adamsın sen. Ne oldu gene? Ne söylediğini duymuyor musun? Çok konuşma yemeğini. Hayatta mısın, öldün mü bilmeyen kızınla ne biçim konuşuyorsun sen? Ne oldu? Ananın boşanmada aldığı gelince havalandın mı? He? Dikkat et, ben çıktıktan sonra kapıyı kilitle. Al evini başına çal. Dikkat et ama sen bu yuvayı da dağıtırsın. Bak seni uyarıyorum. Bir kelime daha edersen. Senden korkan senin gibi olsun. Şu laflara bak. Anasına bak kızına. Tencere tava mı fırlatacaksın bana? He? Al! Bıçaklayacağım mı? Al bıçak! Ne oldu? Tuz mu bastım senin yarana? Kızdın mı bana? Ya başka bir his var mı senin içinde ya? Başka bir his var mı? Gel! Gel hadi! Gel patlat suratıma bir tokat! Rahatlayacak mısın? Sonra dönersin babana yine. İyi ki sen değilim. İyi ki hayatta beni en çok seven insanı en boktan şekilde terk edip gitmedim. İyi ki anneme çekmişim de sana çekmemişim. Uzaklaş kızından hadi git. Gitsene. Başıboş kurt gibi yalnızlığında boğul. Aferin Tura. İyi bok yedin. Gelme. Gelme lütfen. Biz eksiyiz Ece. İçimizde çeyrek asırlık yaralar var. Şimdi sen ben o yaralara merhem olabilirim diye düşünüyorsun. Ama olamazsın çünkü sorun benim. Kemal ve ben sevdiklerimize hiç tanımadığımız masumlar için cefa çektiririz. Bu hep böyleydi, hep böyle olacak. Annem öldükten sonra benim tek yuvam sendin. Yuva falan değilim ben. Zindanım. Seni aşağı çeken bir lanetim. Kemal seni kabul edince kahroldum. Çünkü o mirası senin de taşımanı istemiyordum. Behçet abi, neden çocuğunu bizimle istemiyor sanıyorsun? Behçet abi şehit oldu. Ne istediğini nereden bilebilirsin ki? 23 sene önce o gece, eğer sana benim yüzümden bir şey olsaydı, dünyayı yakardım. Kana susamış bir hayvana dönerdim. Beni gebertmeleri gerekirdi. Durmazdım. Biliyorum. Bilmiyorsun.
Bilemezsin. Beni iyi yapan sensin Ece. Bir tek sen. Zaman gitme. Bir daha hiç gitme. İçeride yalan söyledim. Sana benziyorum. Ama beni istemeyen babam olması. Saçma sapan konuşma. Bu dünyada, her dünyada en çok sevdiğim, en çok seveceğim şey sensin. Anana çekmişsin, benim gibi beyinsiz olmamışsın. Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Yemin et o zaman. Yanımda duracaksın. Ne olursa olsun. Kendini kandırma ama. Ne Kemal abi, ne Barbaros abi, ne Börü'yü. Asla bırakmam. Beni ben yapan dostlarım. Yemin et. Zaten o anan da her tartışmayı kazanırdı. Neyse artık Korkut düşünsün. Ne? Ne? Korkut mu? Yok. Korkut mu? Korkut düşünsün dedin. Ne demek o? Ben mi dedim Korkut düşünsün? Ne demek o? Yok öyle bir şey yok. Baba. Neyi baba? Bir şey mi dedi Korkut sana? Ya yok be kızım, bir şey demedi. Ya keşkek yarım kaldı. Onu yemem lazım. Bırak şimdi keşkeyi. Ya bırakamam keşkeyi ya. Barbaros ne güzel yapmış keşkeyi. Tünel oluşmak üzere. Takyon sinyalleri saptandı. Buna izin veremem. Plan buysa izin vermek zorundasın. Yapamam. Onlar ailem. Bazı adamlar mutlu olmak için değil, yüce olmak için doğar. Ya başka bir yolu varsa? Elçinin hesaba katmadığı bir denklem varsa? Bunu hesaplamamı istiyor musun başkan? 23 senedir gelen her bilgiyi analiz edip yeni bir plan geliştirebilirim. Dene. Ama yetiştirdiğim çocukları ölüme göndermeyeceğim. Başkan. Duygularınla hareket etmeye başlıyorsun. Evet. Belki de eksik olan buydu. Çağ gitsin. Kim kazandı? Kimse. Ayseri ezbere biliyorum. Ulan altı avar. Lan var ya. Ben Müslüm Baba diyecektim de dememiştim. Ya. Senelerdir kendi içimde taşımaya çalıştım. Ama bu gece... artık gücüm var mı emin değilim. Bilmeniz gereken şeyler var. Elçiye başta şüpheci yaklaştım. Ama yazdığı her şey gerçekleşiyordu. Daha da kötüsü, ne düşündüğümü biliyordu.
Kızı Delçi'nin gelecekteki Kemal'den başkasının olması mümkün değildi. Bunu tam olarak bilmiyoruz. İzin ver bitireyim Kam. 2050 senesine kadar dünya nüfusunun 90 milyona düşeceğini yazmıştı. Bunun nasıl olduğunu asla anlatmadı. Kasten anlatmadı. Ama etkilerini yazdı. Kimsesiz çocukların açlıktan sokaklarda ceset kemirdiğini, düzen çöktüğü zaman olacak barbarlıkları, en korkuncu geldikleri zaman. Kim geldi zaman Kemal abi? Bunu anlatamazsın başkan. Gözlemci etkisi yüzünden planı bozacaktır. İnsanlığın artık insanlık olmadığı, tarihinde asla tatmadığı azaplarla yoğrulduğu bir gelecek. Nasıl durdurabiliriz bu geleceği? Sorun da buydu Korkut. Elçi tam olarak bilmiyordu. Başkana bir yolunu bulmasını tembihliyordu. Kuantum tüneli ve yazılardaki karakter kısıtlamasından dolayı asla emin olamazdık. Zordu. Kelimeleri eksik haiku okuyup anlamını çözmekten zordu. İşin aslı... Kendime fazla güvendim. Sizden saklayarak hata yaptım. Börünün en güçlü olduğu zamanın birbirimize sırt dayadığımız zaman olduğunu unuttum. Önceki başkanlar gibi olamadım. Kemal abi. Şimdi Gökelçi diye yeni bir mesaj gönderen var, onu biliyoruz. At izi it izine karıştı. Her şeyi mahvetmiş olabilirim. Hepinizi Kızılelçi bul dedi diye buldum. Kendi planımın menfaati için neler yapmadım ki? Benden nefret etmen gerek. Etmiyorum. Genmod'un sana yaptıklarını öğrendiğimde hem dehşete düştüm hem rahatladım. Neden biliyor musun? Kızılelçi zırhı sadece aşırtma geni olan biri kullanabilir diyordu. Kemal abi. Etmiyorum. Orospu çocuklarına bir gün soygurum sözü verdin. O intikamı bana sağlay eder. Anlamıyor musunuz? Sandığınızdan daha kötü biriyim ben. Batuhan, Fatih, aynı yetimhanede yan yana didişen bebeklerdiniz. Size evlat edinecek sımsıcak bir yuva yerine bu zindana mahkum oldunuz. İyi ki de olmuşuz başkan. Bunu diyeceğimi düşünmezdim ama ben de Batu ile aynı fikirdeyim başkan. Sajat, sen 2021 yılında buraya gelen mültecilerdendin. Aileni de kurtarabilirdim. Ama beceremedim. Benim ailen sensin başkan. Baban ameliyata karşıydı Ece. Bana yalvardı kızımı börüden uzak tut diye. Ama Ütüken sınıfı nöral bağı uygunsun diye seni bütün bu tehlikelere... O kararı ben verdim Kemal abi. Babam otursun oturduğu yerde. 1000 tane ömrüm olsa hepsinde aynı kararı verirdim. Hala anlamıyorsun Kemal. Ölürüz icabında. O halde artık biliyorsunuz. Yani. Evet, bir iki şey dışında fena değil. Gerekirse bu yolda öleceğiz. Aksi bizi bozar. Ne açıklayacağınızı öğrenebilir miyim? Hayır, öğrenemezsin. İstihbaratımıza göre size karşı bir saldırı düzenlenecek. İstihbaratın, gayipten gelen yazılar ve tahminler. Bıkmadın mı artık? Halcyon size karşı bir suikast girişiminde bulunursa... Beni öldürmek isteyen herkese karşı sizi kullansaydım, baş üstünde baş kalmazdı. Cumhurbaşkanım. Kemal Başkan, sana etrafındakiler pek hayır demiyorlar anlaşılan. En azından katılabilir miyiz? Halka ve basına seslenişimde ne işiniz var? Kemal Boratav, Almanya erke biat etmiş gibi gözükür.
İstediğiniz bu değil mi? Gerek yok ama. İlla ısrar edeceksen bir avuç adamın sivil olmak şartıyla izleyebilir. Silah getirmek istiyorsanız dışarıda dursunlar. Kabul. Ama son bir ricam var. Gene başladım pazarlığa. Merak etmeyin. Bu hoşunuza gidecek. Bir kısmımız zırhsız gitmek zorundayız. Cumhurbaşkanına yakın olması gerekenler. Kameralar bizi çekerse diye sivil olmalıyız. Tamamdır başkan, diğerlerine söyle. Nasıldı yemek? İlginçti ama güzeldi. Turan'la her dakika öyledir. Korkut, bana veya Turan'a bu gece bir şey olursa, komuta zinciri aksarsa, Kam sana yardımcı olacak. Tüm şifrelerimi verecek. Neden ben? Sana verdiğim kitabı okudun mu? İngilizcem senin kadar iyi değil ama pes etmedim. Tercüme gözlüğü taktım, iki gecede bitirdim. Ne düşündün? Bana ne mesaj vermek istediğini düşündüm. Kendin çözmen daha güzel değil mi? Bilim kurgu üç şey temsil eder. Bazen gerçeklerle uyarır. Bazen kabuslarla korkutur. Nadiren de insanın potansiyeliyle ilgili umut verir. Sen de bize o eski umudu getirdin. Babanın döneminin anısını yaşattın. Ben de sana onun anısını yaşatacağım. Kapıyı aç Kam. Üçüncü nesil nöral bağ. Kafatası delmeye gerek yok. Biraz miden bulanabilir ama etkisi aynı. Ne yapmamı istiyorsun? Kam yardımcı ol. Emin misin başkan? Bütün kalbimle. Bağ istasyonuna oturman gerek. Sonra? Gökyeldekiler rüya görmek gibi tarif eder. Tek farkı bu rüyada uyanık olacaksın. Kimle görüşmemi istiyor? Bunu sana söyleme yetkim yok. Korkmalı mıyım? Kısıtlı tecrübeme göre korkmak ama korkuya rağmen mücadele etmek cesaretin bir parçası. Kam, orada mısın? Kimse beni duyuyor mu? Kimsin sen? Bekle dur, gelme. Daha değil. Ne daha değil? Ulan korkuyorum galiba. Niye korkuyorsun? Seni üzmekten.
Üzülmekten. Niye üzülecekmişim? Bak bakayım şöyle bir etrafına. Akvaryum. Ne olmuş? Hayatımda bir defa akvaryuma gelmiştim. O da yıllar önce. Babam... Hatırladığım kadarıyla oluşturdum. Ama bilemiyorum tabii. Senin için 23 sene. Benim içinse bir sonsuzluk. Babamla son gördüğüm gündü. Bana dedemi anlatmıştı. Sevmezdim o zaman göbek adam. O zaman niye herkese adım korkutuyorsun lan? Her gel. Seni son gördüğüm gündü dedemin adını yaşatmamı tembihlediğin gibi gelmişti. Bilmiyorum ki. Oğlum. Umut'sun sen. Umut'sun sen gerçekten. Sana şu an hissettiğim sevgi değilse eğer... Nedir, kim kimdir bilmiyorum. Affedecek bir şey yok. Her şeyi kaçırdın mı oğlum? Her sevinci, her kederi, her mutluluğu, her gururu. Babamı tanırım ben. Yine olsa yine şehit olurdu. En kötüsü de o ya. Affet beni Buğram. Affet Korkut. Barbaros abi sayesinde buradayım. O ikna etmiş Korkut'u da Şahin'deyi. Çok özledim Barbie'yi. Ama Kemal korkuyor tabii. O da terk eder diye. Turan abiyle de yeni tanıştım. Sandığından da fevriymiş. Yanardağ gibi. Öyledir o mal. Maldır mal, bildiğin mal. Ama dostları söz konusu olduğu zaman gözünü bile kırpmadan merminin önüne koyar kendini. Kalbi pırlanta gibidir Duran'ımın. Kızının da öyle. Ne var? Yok bir şey oğlum. Bilirim ben o bakışı, ne var? Söyleyeceksin zaten. Oğlum sen bizim kanımıza kara genleri mi sokacaksın lan? Ha? Bu kız var ya kılıbık yapar seni, kılıbık. Söylemedi deme sonra bak. Yanlış hatırlamıyorsam Hataylı Kazak erkeği Behçet Orbay annemin sözünden çıkmazdı. Çıkmazdım değil mi? Takılıyorum sana. Yaşa sen hayatını oğlum, yaşa sonuna kadar hiç geri vites yapmadan yaşa, tamam mı? Ha? Biz yaşayamadık, sen yaşa. Biliyor musun bak? 23 sene önce burayı seninle dolaşırken... Seni böyle kocaman adam olmuş, yanında evlatlarıyla birlikte burada gezerken hayal ettim. Daha dün gibi aklımda. Hatta bebelere ne isim verdi acaba diye tahmin bile yürüttüm. Çok merak ettim tabii. Ne isim verirmişim? Unuttum şimdi canım.
Zaten Ece Kara karar verecek isimleri, biliyorsun sen. Hiç şansın yok. Yalnız hissediyor musun burada? Asla. Asla. Kemal aktarabildiği kadar, gücünün yettiği kadar bütün dostlarımı toplamış buraya. Hepsi dibimde. Onların hayal gücünden oluşan sayısız yapay zeka, sayısız anı dünyası. Her birimize ayrı bir evren yani. Burası o kadar tatlı ki. İnsanlar bir gün erişebilirse eğer, herkes yaşamayı bırakır, aktarır kendini buraya. Kayaylı Turan da o yüzden ayrıldı ya zaten. Yalan yok. Ben de yaşasaydım, ben de karşı çıkardım bak. Böreğe katılmışsın. Katıldım. İyi bok yedin. Beni uyandırdığı an söylediğim ilk söz, oğlumu uzak tut oldu. Yemin verdirdim o Kemal'e, yemin. Ama niye? Devir fark etmez oğlum. Gölgelerin ardında hep o kansızlar olacak. Ve o kansızlar karanlığı yaymasın diye hep birileri şehit olacak. İnsan kendi evladı şehit düşsün ister mi oğlum? Hı? Normal yaşa istedim. Çocuklarınla oyna. Mayına değil, topa bas istedim. Gece görevden döndüğün zaman kanlı çamurlu botlarınla eve girme. Yanında yatan kadın, kadının karın. Acaba yarın mı şehit vereceğim ben bu adamı diye düşünmesin istedim. Ama nafile. Babamda da vardı, oğlumda da var. Neymiş o? Horbay aşkı. Horbay laneti. Gitmem lazım. Gitme, kal oğlum. Yapamam baba. Bana güvenmiş dostlarım var. Dostların var. Onları yarı yolda bırakamam. Değmiyor deme bana. Onları koruduğun zaman değmiyor deme bana. Sevdiklerini yaşattığına değmiyor de. Değiyor. Ama yine de ben gitmeni istemiyorum oğlum. Yine gelirim. Sabah akşam konuşuruz. Harbiden mi? Babamın kopyası deyip beni unutma oğlum. Öyle bir şey mümkün mü? 23 yıllık sorularım birikti sana. Operasyonun başında bir şey gelirse beni de aktarır. Hayır! Sen kanınla, canınla hayatta kalacaksın Korkut Orbay. Bak oğlum. Ben kimim, neyim bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey varsa, o da hem Şehit Behçet Orbay, hem de ben bu konuda aynı fikirde olurduk. Yaşayacaksın. Duydun mu beni? Bir de beni hep ziyaret edeceksin. Şimdi bunların hepsiyle ilgili bir söz ver bakayım bana. Söz. Orbay sözü. Ne oldu bak? Thank you.
Korkut. İyiyim. Onunla bir daha konuşabilecek miyim? Yarın bu saatlerde dünya yok olmadıysa neden olmasın?